içeri girin, alın, otomat ırkından baba tanrı, şok şeytanı atası, rüya şeytanı atası, hapishane yarışı şeytanı atası, kristal ırktan kutsal usta, böcek imparatoriçesi, kuzey bölgesi ittifak ustası, uzay canavarı atası, kara evren yaratıcısı, Ejo, sanal gerçek şeytan usta ve Shihua adası lideri, evren ustalarını kendi dünya halkalarına veya gerçek hazine saraylarına topladılar. Ne olursa olsun, Birleşik Kuvvetler İttifakı takımı artık kazanmaya güvenmiyordu. Mümkün olduğu kadar çok gücü koruyarak kaçmak istiyorlardı. Uzak okyanustan kaçabildikleri sürece insanlar hala dezavantajlı durumdaydı. Bununla birlikte, eğer insanlar bir grup evren efendisini ele geçirirse, Birleşik Kuvvetler İttifakı, insanların gücüne katkıda bulunabilecek o evren efendileri grubunu kaybedecektir. Etki anlamlıydı. Hızlı, Luo Feng sesini uzak okyanusta iletti. Karanlık amca, hemen harekete geçmeliyiz. Birleşik Kuvvetler İttifakı son çare mücadelesi veriyor. Tamam aşkım, Karanlık Usta gergindi. Moşa'nın bedeni, Yıldız Kulesi'nin yanında, okyanusun tepesinde duran kadim tanrı gözünü tutuyordu. Arkasını döndü ve Yıldız Kulesi'ne baktı ve şöyle dedi, öğretmenim, Birleşik Kuvvetler İttifakı son bir mücadele veriyor. Mümkün olduğu kadar çok evren efendisini yakalamamız gerekiyor. Gidip Yıldız Kulesini kullanacağım. İlkel Kaos Şehir Lideri, burada yüzden fazla evren efendimiz var. Yıldız Kulesi'ne ihtiyacımız yok, diye ısrar etti. Git ve o evrenin efendilerini yakala. Tamam aşkım. Moşa Luo Feng elini salladı ve Yıldız Kulesi küçülerek onun ellerine düştü. Gitmek. Moşa'nın bedeni ışık hızına ulaşarak karanlık evrene girdi ve evren efendilerini olabildiğince çabuk yakalamaya çalıştı. Daha büyük, daha büyük, daha büyük, devasa bir gümüş yılan uçsuz bucaksız okyanusta yüzerek kendini genişletiyordu. Rüya şeytanı atası gerçek hazine sarayını kontrol ediyordu. Ancak zirvedeki gerçek hazine kendini büyütmeye çalıştığında, tanrısal güç okyanusu tarafından bastırıldı ve büyüyemedi. Gerçek hazine sarayını yerine koydu ve orijinal bedenini gösterdi. Tanrısal bedeni büyüdü. Okyanusun bağlayıcı gücü, evrenin yüce ustası rüya şeytanı atasınınkiyle boy ölçüşemezdi. Kendini sonsuza kadar genişletemezdi. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendisini Yıldız Kulesi gibi genişletebilir. Bununla birlikte, eğer küçük bir alanla sınırlıysa, ne kadar şişebileceğini alan karar verecektir. Sıradan bir gezegendeki bir mağarada olsaydı kolaylıkla büyüyebilir ve direnci kırabilir. Ancak kayık mozolesindeki bir odada yüce bir gerçek hazine bile onu geçemezdi. Luo Feng, evren okyanusundaki evrenin yüce efendileri tarafından kuşatıldığında, anıt mezar, ilahi göz klanının ebedi gerçek tanrısı tarafından yutulmuştu. Ancak yine de o ebedi gerçek hazineyi şişirip parçalayabilirdi. Sıradan yüce gerçek hazineler bunu yapamazdı. Lanet olsun tanrısal güç okyanusu. Kuzey Bölgesi İttifak Ustası, Baba Tanrı, Şok İblis Atası ve Sanal Gerçek Şeytan Ustası. Hepsi öfkeli ama çaresizdi. Gerçek hazine saraylarını bile kontrol edemiyorlardı. Bu yüzden kendi tanrısal bedenlerini kontrol etmeyi tercih ediyorlardı. Hepsi gerçek bedenlerini ortaya çıkardılar ve büyümeye başladılar. Her ne kadar vücutlarının gücü Luo Feng'in tanrısal gücü okyanusundan daha güçlü olsa da, okyanus Duan Mie'yi canlandırıyordu, direniş hala güçlüydü ve onlardan yalnızca biraz zayıftı. Tanrısal bedenleri yeterince hızlı bir şekilde genişletilemedi. Genel olarak, bir anda 10 milyar kilometre uzunluğa ulaşabiliyorlardı ama şu anda bu oran çok daha yavaştı. 1 milyon kilometre, 10 milyon kilometre, 50 milyon kilometre, 100 milyon kilometre, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Böcek İmparatoriçe'nin İmparatoriçe Sarayı normal hızda büyüyordu. İmparatoriçe Sarayı yüce bir gerçek hazine.
hazineydi, bu yüzden yeterince güçlüydü. İmparatoriçe sarayı ve 11 evrenin yüce üstatlarının orijinal bedenleri de dahil olmak üzere 12 dev nesnenin tümü şişkindi. Bu orijinal bedenlerin, ister gümüş bir yılan, ister kötü bir dev, ister bir canavar, ister bir güzellik olsun, hepsi büyüyordu. 100 milyon kilometre, 500 milyon kilometre, 1 milyar kilometre, okyanus suyu cesetleri baskı altına almaya çalışarak onları giderek daha yavaş hale getirdi. Ancak İmparatoriçe sarayı hala hızlıydı ve zaten 10 milyarlarca kilometre yüksekliğe sahipti. İnsan ekibi, uzak okyanus suyunda 12 dev nesnenin gittikçe büyüdüğünü izledi. Özgürlük ittifakına yardım edebilmek için tanrısal bedenlerini birbirine yakınlaştıracak şekilde büyütmek mi istiyorlar, dedi ilk kaos şehir lideri. Birleşik Güçler ittifakından evrenin yüce üstatlarının büyümesini izledi. Sağ elini salladı ve değerli bir sanat eseri suyun üzerinde yüzerek hızla büyüdü. Bir dağ, bir göl ve bir ahşap ev, dağ, huzurlu göl ve ahşap ev, diğer ırklardan tüm evren efendilerinin kafasını karıştıran, yuvarlanan tanrısal güç okyanusunun üzerinde yüzüyordu. İlkel kaos şehir lideri ne yapıyordu? İlk kaos şehri liderinin cesetlerinden biri ortaya çıktı ve dağa doğru yürürken, başka bir ceset göle doğru yürüdü. Wenk, tanrısal güç okyanusunu yeşil bir gökyüzü kaplıyordu ve altında gri topraklar uzanıyordu. Hon, ahşap ev evrenin merkezi gibiydi, parlıyordu ve bir ışık yılı karelik bir alanı kaplıyordu. Yeşil gökyüzü ve gri toprak iki kapak gibiydi, merkezi ahşap ev olan bir evrende birleşiyordu. Bu nedir? Diğer ırkların evren ustaları, sonsuz ışık tüm alanı kapladığında güçlü bir baskı hissettiler. 11 evrenin yüce üstatları ve İmparatoriçe sarayının hepsi anında ve keskin bir şekilde yavaşladı. Palmiye evreni ve 5 renkli Aurora gölü, Luofeng'in altın ülkesini dağıtıyordu. Sonuçta Golden Country, Palm Universe ile örtüşüyordu. Palmiye evreni ve 5 renkli Aurora gölü. İkisinin birleşimi o kadar güçlüydü ki Zirku yıldız ışığı gölü de yok edildi. Bu nedir? İnsanların başka bir değeri nasıl olabilir? Uzay ve zamanı kontrol etmek açısından değerli. Görünüşe göre daha güçlü ve daha fazla baskı uyguluyor. Baba Tanrı, hapishane ırkının iblis atası, şok iblis atası ve diğer yüce ustaların hepsi gergindi. Onlar, daha büyük olmaya çalışarak, tanrısal bedenlerini yakıp yıkarak mücadele ediyorlardı. Shihua adası lideri, Özgürlük İttifakı'ndan tüm evren ustalarına sesini aktarmaya başladı. Iron, Özgürlük İttifakı'nın her takımı hemen 3 veya 4 takıma ayrıldı ve her takım yaklaşık 20 evren efendisini taşıyordu. Ayrı ayrı kaçmaya çalıştılar. İnsan takımının yalnızca yıldız kulesi ve kara hapishane kulesi var. Bu yüzden yapamıyorlar, bu kadar verimli ol. Şimdi ayrılın ki insanlar çok fazla evrenin efendisini ele geçirmesin. Shihua adası lideri zaten 3 milyar kilometre boyundaydı ve hala büyümeye çalışıyor. Özgürlük İttifakı'nın içindeydi. Dolayısıyla Özgürlük İttifakı'na ait gerçek hazine saraylarına daha yakındı. Ayrın, ayırın, ayırın. Shihua adası lideri başka bir takımı korurken Özgürlük İttifakı'ndan bir ekip yakalandı. Geriye 4 takım kalmıştı. Üyeleri ayrılmaya başladı. Her takımın yaklaşık 20 evren ustası vardı. Bazılarının cesetleri vardı. Yani 20'den biraz fazla ceset vardı. Bu 20 tanrısal bedenin birleşimi zaten en üst düzey 6. seviyeden daha güçlüydü ve 7. seviyeye ulaşmıştı. 7. seviyedeki saldırılar en azından etraflarındaki tanrısal güç okyanusunu yok edebilir. Böyle
böylece yavaşça uçabilirler. Eğer sayıları daha az olsaydı, tanrısal güç okyanusunda hareket bile edemezlerdi. Esir almak. Luo Feng ve Karanlık Ustası dört farklı yöne uçan dört gerçek hazine sarayına baktılar. Yut, dedi Karanlık Usta ve elini salladı. Kara hapishane kulesi dışarı fırladı, şişti ve yutulmaya başladı. Luo Feng kaşlarını çattı. Dağılmaya başlıyorlar. Daha zor olacak. Bu ayrılmış gerçek hazine sarayları yavaşça uçtu ve birbirlerinden çok da uzak değildi. Ama çok uzakta olmasalar bile daha fazla zaman alacaktı. Zaman geçtikçe Özgürlük İttifakı ekipleri birbirlerinden daha da uzaklaşacaktı. Hon, antik tanrı gözü ve kara hapishane kulesi birleşerek yeşil, tekne büyüklüğündeki gerçek hazine sarayını yuttu. İçerideki evrenin efendileri buna direnmek için hiçbir şey yapamadı. Yakala, yakala, yakala. Antik tanrı gözü ve kara hapishane kulesinin birleşimiyle insan ekibi mümkün olduğunca çok sayıda gerçek hazine sarayını ele geçirmeye çalıştı. Zaman geçtikçe Shihua adası lideri zaten 8 milyar kilometre uzunluğa ulaştı. Ellerine uzandı ve gerçek bir hazine sarayını yakaladı. Buraya gel. Gerçek hazine sarayının içindeki evren efendileri mücadele etmedi. Bunun yerine, ittifak ustası, diye tezahürat yaptılar. Shihua adası lideri onu kolayca geri aldı. Hayır, dedi Luo Feng. Gerçek hazine saraylarından biri Shihua adası lideri tarafından alındı. Sinirlenmeye başlamıştı. Shihua adası lideri saraylara en yakın kişiydi. Bu yüzden ilk harekete geçen kişi oydu. Birleşik Kuvvetler İttifakı'nda başka evren yüce üstatları da vardı. İmparatoriçe sarayı yakında bölgeye girecekti. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi yakalayacağım. Luo Feng düşünmeyi bıraktı. İnsan tarafında olası her varlık kullanılıyordu. Tanrısal güç okyanusu, beş renkli Aurora gölü, palmiye evreni, kadim tanrı gözü, yıldız kulesi ve kara hapishane kulesi. Luo Feng'in uzak okyanusu, evrenin yüce efendilerini engelliyordu ve aynı zamanda maksimum gücünü korumak için Duan Mie'yi gerçekleştiriyordu. Ancak onları yakalamak yine de zaman aldı. Hon, uzun, uzun, uzak okyanustaki Birleşik Kuvvetler İttifakı'nın en büyük nesnesi, hali hazırda 200 milyar kilometre yüksekliğe sahip olan İmparatoriçe Sarayı aydı. İmparatoriçe Sarayı, etrafını saran, sarayı kontrol eden tanrısal güç okyanusuyla çevriliydi. Bu Luo Feng bir avuç dolusu, böcek imparatoriçesi isteksizce söyledi. Eğer Luo Feng'in tanrısal güç okyanusu onun etrafında dolanmasaydı, İmparatoriçe Sarayı 10 kat daha uzun olurdu ve Özgürlük İttifakı'nın tüm gerçek hazine sarayları kurtarılmış olurdu. Gitmek, kurtar bizi, böcek imparatoriçesi, girin, girin. Uzun beyaz bir kol dev imparatoriçe sarayından uzandı ve sarayın gerçek hazinelerini yakaladı. İçerideki evren efendileri direnmedi ve Bug Empress'in çabalarını çok daha etkili hale getirdi. Böcek imparatoriçesi ve Shihua adası lideri mümkün olduğunca çok sayıda gerçek hazine sarayını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Luo Feng, karanlık ustası ve Mosha bedenine gelince, onlar gerçek hazine saraylarını ele geçirmek için iki takıma ayrıldılar. Son olarak, 11 dev tanrısal beden ve yükselen imparatoriçe sarayı dışında uzak okyanusta, Birleşik Kuvvetler İttifakı'ndan kalan gerçek hazine sarayları yoktu. Görünüşe göre hepsi alınmış. Sonsuz tanrısal güç okyanusunda Mosha bedeni, Luo Feng'in orijinal bedeni ve karanlık ustası yan yana durarak ele geçirdikleri evren, efendilerini kontrol ediyorlardı. Karanlık usta içini çekti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmparatoriçe Sarayı çok büyük ve Özgürlük İttifakı'nın evren efendileri onunla işbirliği yaptı. Yalnızca 208 evren efendisini ele geçirdik. Beklediğimden çok daha az. Tekrar iç çekti ama o ve Luo Feng göz teması kurduğunda daha fazla dayanamadılar. Ha ha ha, ha ha ha. Luo Feng ve karanlık ustası kahkaha atmaya başladı. Rahatlamış bir şekilde pervasızca gülüyorlardı.
Bu dövüşten sonra artık kimse insanlar için bir tehdit olmayacaktı. Luo Feng, karanlık ustası ve Mosha'nın bedeni, yuvarlanan tanrısal güç okyanusunda yüksek hızda uçtu. Hızla ışık hızına ulaşıp karanlık evrene girdiler. İnsan ekibinden diğer evren ustalarıyla bir araya gelerek 100 milyar kilometre ötede ortaya çıktılar. Lu Feng, karanlık, insan ekibindeki evren ustalarının hepsi heyecanlanmıştı, özellikle de insan evren ustaları. Kaç tane evren efendisinin yakalandığından emin değillerdi ama ilkel kaos şehri lideri, Palmiye evreninden bu sonucu çıkarabilirdi. Kaç tane gerçek hazine sarayının ele geçirildiğini biliyordu ve miktarını tahmin edebiliyordu. İlk kaos şehri lideri bunun 200 civarında olduğunu söyledi. Samanyolu sürüsü lideri, kaç tane evren efendisini yakaladınız? Evet, kaç tane? Kaç tane evren efendisi. Diğer ırkların evren ustaları da heyecanlanmıştı. Bu, diğer evren çağlarında gerçekleşmemiş olabilecek efsanevi bir olaydı. Sonuçta yüzden fazla evren efendisini yakalamak için çok şey gerekiyordu. Kaç tane? Luo Feng, karanlık, buzdağı ustası ve uzak lord ustası sordu ve ilkel kaos şehir lideri bile onlara beklentiyle bakıyordu. Luo Feng ve karanlık ustası birbirleri baktılar. 208, dedi Luo Feng. Ha, Longyan ustası bağırdı. İlkel kaos şehri liderinin gözleri parladı ve, harika, diye bağırdı. Etkileyici. 208. Aynı anda 200'den fazla evren efendisini ele geçirdiler. Böyle bir şeyi hiç duymadım. Bu bir mucize, evren okyanusunda bir mucize. Diğer ırkların evren ustalarının hepsi haykırıyordu. 3 ata tanrısı, 8 canavar tanrısı ve 9 uzaklık ustası hayrete düşmüştü. Herkes çok sevindi. Karanlık usta hala başını sallıyordu. Yazık, gerçek hazine saraylarını ele geçirirken, Özgürlük İttifakı'ndaki evren efendilerinin hepsi bize direniyordu ve bu da bize zaman kaybettiriyordu. Aksi takdirde daha fazlasını ele geçirebilirdik. Karşı tarafın direnci gerçekten de Luo Feng ve Karanlık Usta'yı çok daha az etkili hale getirmişti. Mesela sarayları yutmaya çalışırken karşı taraf gerçek hazine saraylarını küçülttü. Gerçek hazine sarayları genellikle birkaç milyon kilometre uzunluğunda normal büyüklükteydi. Onlar emildiğinde, bu gerçek hazine sarayları bir toz zerresi boyutuna küçüldü ve onları kara hapishane kulesinden çok daha uzakta hale getirdi. Saniyede 100 bin kilometre hızla uçuyor olsalar bile, onları içine çekmeleri yine de uzun zaman alıyordu. Elbette Luo Feng ve Karanlık Usta'nın bununla başa çıkma yolları vardı. Her şeyi hesaba katarak, Özgürlük İttifakı içine çekilmeye direnmeye çalışıyordu ya da en azından zaman kazanmak için oyalıyordu. Bu yüzden Luo Feng'in uzak okyanusu olmasına rağmen, Özgürlük İttifakı üyelerinin yarısı kaçmıştı. Ancak yarısını ele geçirmek insanlar için yeterince iyiydi. Birleşmiş Kuvvetler İttifakı'ndan gelenler uzak okyanusta sıkışıp kalırken, insan ekibinden evren ustaları toplandı. 11 evrenin yüce ustalarının tümü vücutlarını büyütüyor, uzak okyanustan kaçmaya çalışıyorlardı. Ancak okyanus sularına karşı mücadele ettiler. Her ne kadar Luo Feng tanrısal gücünü yakıyor olsa da bunu hiç umursamıyordu. Sonuçta uzak okyanusun tamamıyla karşılaştırıldığında, yakılan tanrısal gücün hiçbir önemi yoktu. İçeri girin, dedi böcek imparatoriçesi zihninin içinden. Herkes içeri girsin. Tamam aşkım, tamam aşkım. Shihua adası lideri ellerini uzattı ve imparatoriçe sarayının kenarını yakaladı. Küçüldü ve imparatoriçe sarayının yüzeyine tutundu. Şok şeytanı atası, rüya şeytanı atası, baba tanrı, Ejo, kara evrenin yaratıcısı ve diğerleri imparatoriçe sarayının yüzeyine tutundu. Evrenin yüce üstatlarından hiçbiri saraya girmedi. Cesaret edemediler. Eğer giderlerse hayatları böcek imparatoriçenin elinde olacaktı. Hepsi evren efendilerini taşıyordu. Böcek imparatoriçesi çok fazla evren efendisi taşıyordu.
taşımıyordu. Bu yüzden henüz onlara saldırmayacaktı ama eğer onlar içeri girerse ve o da onları açarsa, büyük bir gücü kontrol edecek ve orijinal evrende hüküm süren varlık haline gelecekti. 11 evrenin yüce ustalarının tümü İmparatoriçe sarayının yüzeyine yapıştı. Daha büyük, daha büyük, daha büyük, böcek İmparatoriçesi sarayı kontrol ederek söyledi. İmparatoriçe sarayı giderek büyüyordu. İmparatoriçe sarayı büyüdükçe evrenin yüce üstatları da hızla ilerliyordu. Luo Feng arkasını döndü ve başını salladı. Yüce bir gerçek hazinenin birkaç ışık yılından daha uzun olması kolaydı. 9 ışık yılına ulaşabilen yıldız kulesi gibi, sonsuz tanrısal güce sahip olan İmparatoriçe sarayı 10 ışık yılından daha uzun olabilir. Onun uzak okyanus bedeni, sonsuza kadar şişemeyecek tanrısal bir bedenin peşindeydi. İmparatoriçe sarayı zaten 1 trilyon kilometrenin üzerinde olduğundan Luo Feng kısa bir süre sonra onları engellemeyi bıraktı. Geri, zaten 1 trilyon kilometre uzunluğundaki uzak okyanus geri çekilmeye başladı. İmparatoriçe sarayı çok daha az dirençle karşılaştı ve birdenbire büyüdü. 11 evrenin yüce ustalarının tümü uzak okyanustan kaçtı. İnsan formundaki alevler içinde kalan bir varlık havada süzüldü ve "sonunda kurtulduk!" diye bağırdı. Luo Feng'in tanrısal güç okyanusu gerçekten de bir avuç dolusu. İmparatoriçe sarayı olmasaydı, buradan çıkmamız çok daha uzun zaman alırdı. Otomat yarışından baba tanrı içini çekti. Sonsuz uzak okyanusla karşı karşıya kalan bireyler hemen kaçamazlardı, tek yol yavaş uçmaktı. Üç ata tanrısı, onları sürekli olarak bastırmak için 5 renkli Aurora gölünü kontrol edemiyordu ve ilkel kaos şehir lideri, çok fazla tanrısal güç gerektirdiğinden palmiye evrenini her zaman kontrol edemiyordu. Sadece Luo Feng tanrısal gücünü istediği kadar tüketmeye cesaret edebildi. Eğer onları yavaşlatmaya çalışan tek kişi o olsaydı, ışık hızının en az onda birine ulaşabilirlerdi. Uzak okyanusu hareket ettirmek zordu. Bu yüzden Luo Feng onları durdurmak için uzak okyanusu genişletmeye devam etmek zorunda kaldı. Ancak onu sonsuza kadar genişletemezdi ve okyanusu kesinlikle 10 ışık yılı uzunluğa kadar genişletemezdi. Birleşik Kuvvetler İttifakı 10 yılda olsa 100 yılda uçup okyanusları terk edebilir. Neyse ki, dedi şok şeytanı atası alçak bir sesle, okyanusu hareket ettirmek onun için neredeyse imkansız. Yıldız kulesinin hiç hareket etmemesine şaşmamalı. Tüm zaman boyunca sonsuz tanrısal güç okyanusunu gizliyordu. Hareket etmesi zor, bu da Luo Feng'in tanrısal gücü alamayacağı anlamına geliyor. Okyanus savaşa hazır. Yüce gerçek hazine, tanrısal gücü okyanusun elinde tutsa bile. O yalnızca tek bir noktada kalabilir. Herkes başını salladı. Doğruydu. Tanrısal güç okyanusunu içine aldıktan sonra Yıldız Kulesi bile Tanrı Ülke portalına giremedi. Çünkü bu portalı parçalayabilirdi. Kuzey Bölgesi İttifakı ustası, Luo Feng hareketsiz kalırsa veya bir mozole teknesi veya Yıldız Kulesi hareketsiz kalırsa, onlardan kaçınmaya çalışacağız, dedi. Kolayca hareket edebiliyorsa bu, tanrısal güç okyanusunu taşımıyor demektir. O savaştan sonra Luo Feng, evrenin yüce üstatlarının listesinin başındaydı ve onlar son derece dikkatliydi. Kesinlikle ciddiye alınması gereken bir riskti. Tanrısal güç okyanusu çok büyük olmasına rağmen, Luo Feng'in ruhu özüne kadar bir insan ruhudur, hapishane yarışı şeytan ustası dedi. Evrenin yüce ustası haline geldiğinde, kökene geri dönecek ve bedenleri tek vücut halinde birleşerek insana dönüşecek. Onun tanrısal güç okyanusu çok büyüktür, ancak bu orijinal evren tarafından bahşedilmiştir. Bir atılım, Tanrı ülkesi minyatür bir evren haline gelecek. Bedenleri tek bir bütün halinde birleştirilecek ve insan tanrısal bedeni o kadar fazla güç almayacaktır. Bedenleri
birleştirirken çok fazla tanrısal güç tüketilecek. Sonra tanrısal gücü kazandı, bu kadar inanılmaz olamaz. Bu doğru, herkes bağırdı. Evet, o bir evrenin yüce efendisi olduğunda ve tüm bedenler orijinal bedenine döndüğünde, orijinal evrende bu kadar bir avuç olmayacak. Luo Feng'in artık 4 bedeni vardı. Hepsi 6. seviyedeki gücü kullanabiliyordu. Ancak evren yüce üstatlarının yalnızca tek bir bedeni vardı. Ayrıca Luo Feng'in sonsuz okyanusu sınırsız tanrısal güce sahipti. Bu yüzden onunla başa çıkmak evrenin yüce ustalarından daha zordu. Elbette orijinal evrende durum böyleydi. Evren okyanusunda, evren yüce üstatları hala daha dehşet vericiydi. Evrenin yüce ustası olduktan sonra kendi başına olacak. Bedenler ve miras alınan teknikler yok olacak, Ezo içini çekti. Ancak 9 uzaklık ustası için durum farklıdır. Çünkü onun orijinal bedeni o tanrısal güç okyanusudur. Kara evren yaratıcısı, Kuzey Bölgesi İttifak Ustası ve Shihua Adası Lideri Ezo, ilgilenecekleri ırklar olmadığı için endişeli değildi. Ancak Şok Şeytanı Atası, Rüya Şeytanı Atası ve Hapishane Yarışı Şeytan Ustasının hepsi dövüşle ilgili endişeliydi. Lütfen Luo Feng hakkında konuşmayı bırakın. Kavgayı kaybettik, Uzay Canavarı Atası kadim sesiyle söyledi. Şimdi ne yapmalıyız? Doğru, ne yapmalıyız? Otomat ırkından Baba Tanrı da endişeliydi. Kuzey Bölgesi İttifak Ustası başını salladı. Ne yapabiliriz? İnsan ekibi 200'den fazla evren efendisini ele geçirdi. İlkel Kaos Şehri lideri Luo Feng ve insan ekibinin diğer liderleri intihara meyilli oldukları sürece o evren efendilerini öldürmeyecekler. Bunun yerine, onlar onları kendi taraflarına çekmeye çalışacağım. Ele geçirilen bu evren efendileri, çok yakında insanlara teslim olacaklar. Hem kendileri hem de ırkları için. Özgürlük ittifakındaki pek çok evren efendisi onlarla yakın arkadaş ve hatta bazıları aynı ırka mensup olduğumuz için insanlara daha çok ilgi duyulacak. Şu anda insan ekibinin 400'den fazla evren efendisi var. Bize gelince, Özgürlük İttifakı'ndan gelenleri de sayarsak bile elimizde sadece 600'den fazla var. Oldukça az sayıda evren yüce efendimiz olmasına rağmen, Luo Feng'in 4 bedeni var. Artı, ilk kaos şehir lideri, karanlık ustası, Peng Gong ustası ve 3 ata tanrısını unutamayız. Bir araya geldiklerinde neredeyse bizim kadar güçlüler. Her ne kadar daha fazla evren efendimiz olsa da, onların iki zihin şoku değerlisi var. Bu yüzden iki takımımızı kolayca geçebilirler. Ayrıca, insanlar kesinlikle en çok üyeye sahip iki takımı seçecekler. Eğer onları çok fazla takıma ayırırsak, savunmamız zayıf olacak ve birer birer fethedileceğiz. Bu, sahip olduğumuz tek avantajın, akıllara durgunluk veren iki değerli şey tarafından etkisiz hale getirildiği anlamına geliyor. Onların aynı zamanda uzayı ve zamanı kontrol edebilen bir değerleri var ve güç alanın en üstün gerçek hazinelerinden daha güçlü görünüyor. Kazanma şansımız yok ve sadece bir çıkmazda kilitli kalabiliriz. Bu bir kayıp kaybetmek. Durumun zaten farkında olmalarına rağmen, Rüya Şeytanı Atası, Şok Şeytanı Atası, Otomat ırkının Baba Tanrısı, Böcek Klanının İmparatoriçesi, Hapishane Klanının Şeytan Atası ve Kristal Klan'ın Kutsal Üstadı hepsi de Birleşik Kuvvetler İttifakı, Kuzey Bölgesi İttifakı'ndan haber aldıktan sonra daha da hüsrana uğradı. Başlangıçta insanlarla kendi aralarında zaten bir düşmanlık vardı ve bu sefer bu kadar yoğun bir çapraz ateş varken, insanlar nasıl kin beslemezdi? Gelecekte insanlar güçlenip güçlendiğinde intikam peşinde olmayacaklar mıydı?
Öyle olsa bile, Birleşik Kuvvetler kampının artık insanları bastıracak gücü yoktu. Daha fazla Evren Efendisi'ne sahip olmanın avantajı, rakiplerinin etkili irade gücüne sahip iki hazinesiyle tamamen dengelendi. Eğer gerçekten sonuna kadar savaşacak olsalardı, bir ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Bir ısrar savaşı, bir yıpratma savaşı. Birkaç ırk bu mesafeyi kat etmeye istekli olsa bile Özgürlük İttifakı, Kuzey Bölgesi İttifakı ve Uzay Canavarı İttifakı bunu yapmaya istekli olmayacaktı. Ve eğer bu ittifaklar mücadeleye katılmasaydı, o zaman diğer birkaç ırka bağlı olarak bir yıpratma savaşı veriyor olmayacaklardı. Daha doğrusu çiğneneceklerdi. Bu savaş, Böcek İmparatoriçe'nin sesi konuşurken cazibeyle doluydu. Zaten başarısız olduk. İnsan ırkının yükselişi durdurulamaz. Gelecekte insanlar güçlendiğinde, bu sefer oluşturduğumuz düşmanlık bize saldırmak için sağlam bir gerekçe olacaktır. Evet, bu doğru. Hepsi teker teker başını salladı. Bug Empress, bu yüzden birbirimize yardım etmemiz ve uzun süredir devam eden ancak dağınık bir ittifak kurmamız gerekiyor, dedi. İnsanlardan gelen her türlü tehditle başa çıkmak için özel olarak görevlendirilmiş bir ittifak. Bu ittifak başka hiçbir şey istemeyecek, yalnızca gelecekte. İnsanlardan gelen tehdit aşırı hale geldiğinde birbirimize yardım edeceğiz ve ırkımızın hayatta kalmasına izin vereceğiz. Ne olacak, bu öneriyi düşünüyor musun? Otomat ırkının baba tanrısı, hapishane klanının şeytan atası ve geri kalanların hepsi onaylayan bakışlar sergiledi. Kuzey Bölgesi İttifak Ustası, Ejo, sanal gerçek şeytan tanrısı ve diğer birkaç yalnız gezginin hepsi çok rahat insanlardı. Geri çekildiler. Birleşik Kuvvetler İttifakı gitti. Çok sayıda Evren Ustası, sonsuz uzak okyanusun üst göklerinde durdu ve mesafeye baktı. İmparatoriçe sarayının aceleyle uzaklaştığını, uzayda oluşan dalgaları algılayabilecek kadar hızlı hareket ettiğini gördüler. Açıkçası, ışınlanıyordu. İnsan kampı sevindi ve kutladı. Şüphesiz bu savaşı zayıf taraf olarak başlatmışlardı ama Remote Ocean'ın gücüne güvenerek, daha sonra, güçlü bir şekilde, ataların Tanrı okulundan olanlar da dahil olmak üzere bir grup, Evren Efendisi, saray kümelerinin bulunduğu ilkel gizli bölgenin çekirdek bölgesine doğru yöneldi. Tüm muhafızlar ve hizmetçiler de Tanrı ülke ulaşımına bindiler ve aceleyle ilk gizli bölgeye geri döndüler. Son derece cömert bir kutlama ziyafeti başladı ve ziyafette en heyecanlı olanlar insan ırkından Evren Efendileriydi. Diğer çeşitli ırklardan Evren Efendileri de bu durumdan memnundu çünkü insanlar önlerinde güzel günler geçireceklerdi ve onlar da insanların vasal ırkları olarak daha iyi hayatlar sürmeyi sabırsızlıkla bekleyebilirlerdi. Ziyafetin ardından diğer çeşitli ırkların evren ustaları ayrıldı. Ancak insan ırkının evren ustaları toplanıp çeşitli noktalara oturdular. Önlerinde evrenin çeşitli yerlerinden gelen değerli şaraplar ve kaliteli yemeklerden oluşan basit bir sunum vardı. Irkımız bu sefer kesin bir zafer kazandı. İlkel Kaos şehri lideri gözyaşlarına boğuluyordu ama sesi her zamanki kadar güçlüydü. Irkımızın ilkel evrende derin ve sağlam bir temel oluşturması kaderdedir. Birleşik Güçler İttifakı, ilkel evrendeki diğer güç gruplarıyla güçlerini birleştirse bile, ayaklarımızı sarsamayacaklar. Gelecekteki güç ve refah elimizde. Irkımız, öğretmen kökeninin ve dev baltanın çağını yaşadı ve şimdi gerçekten bir güç ve refah çağına giriyoruz, içini çekti. Öğretmen kökeni bir zamanlar ırkımıza liderlik ediyordu. Mütevazı kökenlere sahip bir ırktan zirvedeki ırklardan biri olarak sıralanmak için yükseldik.
Öğretmen daha sonra ilkel evren tarafından ebedi baskıya maruz kaldığında yeterince şanslıydık. Çünkü Hiuç gibi birine sahiptik, ak bizi kollasın. Konumumuz sarsılmadı. Ölüm sessizliği. Her evren efendisi ya kendi hayalinde kaybolmuştu ya da geçmiş olayları anıyordu. İlkel kaos şehir lideri alçak bir sesle, devasa baltanın yok edilmesi hepimize büyük acı getirdi, dedi. O zaman zamanlar ırkımızın güvenliği konusunda endişelenmek zorundaydık. Bu yüzden tüm bu süre boyunca hiç kimse onun yok oluşu meselesini araştırmaya zahmet etmedi. Ülkenin derinliklerinde, Tilted Peak bölgesinin merkezindeki ani yok oluşunun hikayesi, karanlıklar ülkesi, anormal olaylarla dolu. Birincisi, harita sahte, peki bu komploların arkasındaki beyin kimdi? İkincisi, koca ak karanlıklar ülkesinin ne kadar dehşet verici olduğunun şüphesiz farkındaydı, peki nasıl buralara düşmüş olabilir? 3. Devasa baltanın gücü göz önüne alındığında nasıl bu kadar aniden yok edilebiliyor? Elbette, diye ekledi ciddi bir ses tonuyla, karanlıklar ülkesi, Eğik Tepe sektörünün çekirdek bölgesidir. Dolayısıyla son derece tehlikelidir. Bunu hepimiz biliyor olabiliriz ama hiçbirimiz yeterince emin değiliz. Dolayısıyla kimse içeri dalmaya cesaret ediyor. Evet, doğru, ırkımızı bir daha bu kadar ağır bir kayıpla karşı karşıya bırakamayız. Hepsi başını salladı. Hepsi dev baltanın yok edilmesinin insanlar için yıkıcı bir kayıp olduğunun farkındaydı. Bir kaybı daha kaldıramazlardı. Primal Chaos şehri lideri, bu sefer yarışımız büyük puan aldı, dedi. Luo Feng büyük bir katkı sağladı, Luo Feng'e baktı. Hepimiz Luo Feng'in şerefine kadeh kaldırmalıyız. Evet, bu zaferi gerçekten Luo Feng'e borçluyuz. Luo Feng'e, herkes gözlüklerini kaldırdı ve Luo Feng'e baktı. Kendi gözleriyle gördüler ve Luo Feng'in en büyük katkıyı yaptığını biliyorlardı. Özellikle de sonsuz uzak okyanusunu tüm Birleşik Kuvvetler İttifakı'nın ruh saldırısına direnmek için kullandığında ne kadar korkunçtu. Ancak Luo Feng bu saldırıya direnmeyi tamamen kendi üzerine alırken aslında hayatta kalmayı başarmıştı. O zamanlar hepsi ölçülemez bir şükran ve hayranlıkla doluydu. Luo Feng hızla bardağını aldı. Dürüst olmak gerekirse, o kadim uygarlığın ses aktarımını alarak bir nevi bu felakete sebep oldum. Ben de bir hata yaptım. Bu nasıl bir hata olarak kabul edilir? Birisi seslendi. Irkımız artık çok güçlü. Hepsi bu kadim uygarlık sayesinde. Gel, kadeh kaldıralım. Şerefe. Luo Feng'in her kadeh kaldırmaya yanıt vermekten başka seçeneği kalmadı. İlkel kaos şehir lideri durumu gördü ve gülümsedi. Lafı daha fazla uzatmadan, pekala. Şimdi başka bir konuyu tartışalım. Bu sefer toplam 208 evren efendisini ele geçirdik. Öncelikle onları kampımıza katılmaya ikna etmemiz gerekecek, orası kesin. Bizi güçlendirin. İkincisi, onların bize ihanet etmesini önlemek için yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, onların bize ihanet etmesini nasıl önleyeceğiz ve onları nasıl kazanacağız ki aidiyet hissi duysunlar kampımız için mi? Onların gönüllü olarak tarafımıza katılmalarını nasıl sağlayabiliriz? Millet, düşüncelerinizi paylaşın. Evren üstatları teker teker önerilerini sundular. Kısa süre sonra basit ama etkili bir öneri hayata geçirildi. Birincisi, ilkel evrendeki durum hala tehlikeli olduğundan, evren efendilerinin çoğunluğu kesinlikle bir arada kalacaktı. Orijinal evren çok büyük olduğundan, neredeyse tüm evren efendilerinin orijinal evrene gönderilmesi onaylanmış bir düzenlemeydi. Sonuçta, eğer hepsi geniş bir alana dağılmış olsaydı, hepsinin yola çıkması korkunçtu.
korkunç olurdu. İkincisi, bu evren efendilerinin öfkesini ve tatminsizliğini ortaya çıkarmamalıdırlar. Bu nedenle, her 10 çağ için, her bir evren efendisine, ilksel evrende ve evren okyanusunda, kalplerinin içeriğine göre, mutlak özgürlükle dolaşmalarına izin verilen bir çağlık bir dönem, verilecekti. Sonuçta büyük varlıklar zamanlarının çoğunu Ziyulyan uygulamaya harcıyorlardı. Orijinal evrende Ziyulyan uygularken, tamamen özgür oldukları zamanın yalnızca onda birine sahiplerdi. Bu, o evren efendilerini memnun etmenin bir yoluydu. Aynı zamanda, evren efendileri bu, boş zamana, sırayla sahip olacaklarından. Bu aynı zamanda evren efendilerinin en az %80'inin herhangi bir zamanda orijinal evrende kalacağını garanti etmenin iyi bir yoluydu. Üçüncüsü, bu evren efendileri kesinlikle kendi ırklarının güvenliğiyle ilgileneceklerdir. Bu, söz konusu ırklara birkaç evren şövalyesinin konuşlandırılmasının ve burada daimi sakinler olarak kalmalarının nedeniydi. Bu evren şövalyeleri orada esas olarak güvenlik amacıyla konuşlandırılmıştı. Tehlikeli durumlar ortaya çıktığında, bu evren şövalyeleri onlarla ilgilenecek kişiler olacaktı. Ancak son derece zor durumlar ortaya çıktığında, insan kampının karargahı, yardım sağlamak için derhal bir grup evren efendisini gönderecekti. Dördüncüsü, evren üstatlarının, evrenin yüce üstatları haline gelmek için atılımları nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda kadim uygarlık hakkında ayrıntılı bilgilerin kademeli olarak paylaşılması mümkün olacaktı. Bu evren efendileri insan kampında ne kadar uzun süre kalırsa, onlara o kadar fazla bilgi verilecekti. Bu evren efendilerinin içine bir özlem duygusu aşılamanın bir yoluydu. Beşincisi, evren okyanusunda dolaşırken, evren efendilerine sağlanan yardımın güçlendirilmesi gerekiyordu. Böylece evren efendileri insanların ne kadar güçlü olduğunu görebilsin ve aynı zamanda bu kadar güçlü bir desteğe sahip olmanın faydalarını da fark edebilsin. İnsan kampı planlamaya başladı. Kaderleri insanların elinde olan bu evren efendilerinin kesinlikle başka fikirleri yoktu. Zorunlu olmaktan memnun oldular. Ancak insanlar onlardan yakın arkadaşlarıyla ve Özgürlük İttifakı'ndaki klanlarından evren efendileriyle iletişime geçmelerini istediğinde, bu evren efendileri tereddüt etti ve bir sürü bahane uydurdu. Ancak insanlar en azından endişeli değildi. Her şey onların beklentileri doğrultusunda gerçekleşiyordu. Ataların Tanrı Okulu dışında, insan kampının diğer evren ustaları Hon İttifakı'na resmi olarak katılmakta hızlı davrandılar. Sonuçta onlar eninde sonunda daimi üye olacaklardı. Yetenekleri göz önüne alındığında insan ırkı daha güçlü bir temel oluşturabilir. Bu arada, Uzak Doğu İmparatoru Kutsal Topraklar evreninde, insan ırkı mı kazandı? Görünüşe göre Doğu İmparatoru Atası haberi öğrendiğinde pek memnun olmamıştı. Aslında Duan Dong Nehri'nin nabzının mirasını aldı. Şu ana kadar hala kullanabileceği çeşitli araçlar ve teknikler vardı. Sadece bu miras, hala bana ait değil. Doğu İmparatoru Atası öfkeliydi ama yine de çaresizdi. İnsanların ezici bir yenilgiye uğramasını amaçlamıştı. İnsanlar bir çıkmaza düştüğünde, o, Doğu İmparatoru Atası, liderliği devralacak ve koşullu takasın bir parçası olarak mirasın devredilmesi konusunda Luo Feng ile pazarlık yapacaktı. Bu şekilde başarı oranı daha yüksek olacaktır. Ama şimdi sorunlar yaklaşıyordu. Mor Ay Kutsal Topraklar Evreni, durduğu yerden soluk mor cübbeli bir gölge sordu. Birleşik Güçler İttifakı kaybetti mi? Özgürlük İttifakı'nın yardımıyla bile mi? Evet, Ata, Cuhu'a gerçek tanrı saygıyla yanıtladı. Doğu İmparatoru Atası tarafından gerçekleştirilen bir reenkarnasyon döneminin atılımından bu yana ve sonrasındaki sayısız nesiller boyunca reenkarnasyon dönemleri boyunca her reenkarnasyon dönemi, birçok evren yüce üstadının doğuşuna tanık oldu. Ancak bu
arada hiç kimse Doğu İmparatoru Atası gibi reenkarnasyon dönemini aşamamıştı. Ta ki Mor Ay Atası ortaya çıkana kadar. Ata, o Birleşik Güçler ittifakı kaybetti, dedi Cuhu'a gerçek tanrı. Biz onlara mirasın ikinci yarısını vereceğimize söz vermiştik, hala veriyor muyuz? Seni kaybettikleri ve hayal kırıklığına uğrattıkları için hiçbir karşılık talep edecek durumda değiller. Biz onlara vermesek bile, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Görünüşe göre Cuhu'a gerçek tanrı buna razı olmaya pek isteksizdi. Mor Ay Atası, elbette bunu onlara vermeliyiz, dedi. Bir söz verdik, bu yüzden onu yerine getirmeliyiz. Biz, Mor Ay, daha düşük ırkların önünde sadakatsizlik seviyesine inemeyiz. Cuhu Aturu Gad hemen, atamız çok nazik, diye yanıtladı. İlkel evrenden gelen bu ırklar gerçekten kutsanmıştır. Mor Ay Atası şöyle devam etti, sadece Özgürlük ittifakına değil, bunu aynı zamanda Böcek Klanına, iblislere, Otomat ırkına ve Birleşik Kuvvetler ittifakının diğer tüm ırklarına da vermeliyiz. Hepsine vermeliyiz. Evren üstatlarının, evrenin yüce üstatları haline gelmek için atılımları nasıl başarabilecekleri konusunda kadim uygarlığın deneyimini aktarın. Ah, Cuhu'a gerçek tanrı şaşırmıştı. Özgürlük ittifakına vermek iyi oldu. Sonuçta bu daha önceden söz verilmişti. Ama onu Birleşik Kuvvetler kampına mı veriyorsunuz? Böyle bir vaat yoktu. Ata, Cuhu'a gerçek tanrı sorma dürtüsüne karşı koyamadı. Purple Moon Ancestor, Duan Dong nehrinin nabzını miras alan insanın yükselme hızı başlangıçta hızlıydı, dedi. Eğer onlara biraz yardım etmezsek, Birleşmiş Kuvvetler İttifakı direnme gücünü başka nerede bulabilir? İnsanları bastırmak için hala onların yardımına güvenmem gerekiyor. Ayrıca bu küçük mirasın değeri ne kadar? Soru işareti. En fazla, bunu reenkarnasyon dönemleri sırasında birkaç gerçek tanrı daha yaratmak için kullanabilirler. Peki ama bir reenkarnasyon dönemini aşmak için, sanırım hala umutsuzlar. Cuhu'a gerçek tanrı da başını salladı. Aslında, Mor Ay Atası'nın yardımı olmasaydı, ilkel evrenin bu reenkarnasyon dönemi normalde yalnızca 20 ila 30 evren yüce üstadını yetiştirebilirdi. Mor Ay Atalarının yardımıyla belki bu sayıyı 100 civarına çıkarabilirler. Ancak tarih boyunca nesiller boyu reenkarnasyon dönemleri yaşanmış. Bu da on binlerce reenkarnasyon dönemine tekabül etmiştir. Her reenkarnasyon çağında bir grup evren yüce üstadı vardı. Bu kaç tane evrenin yüce üstadı anlamına geliyordu. Ancak reenkarnasyon çağını aşabilenlerin sayısı sadece 2'ydi. Mor Ay Atası, gerçek bir tanrının nihai sınırına kadar ziyulyan uygulama mirasını başkalarına aktarmadığımız sürece endişelenecek fazla bir şey olmayacak, dedi. Luo Feng'in her hareketini yakından takip etmeyi unutma. Not edildi, Cuhu'a gerçek tanrı büyük bir saygıyla yanıtladı. Çok geçmeden miras bilgilerinin ikinci yarısı Mor Ay kutsal toprakların söz verdiği gibi Özgürlük ittifakına devredildi. Lightwalker Master, Böcek Klanı, İblisler, Otomat ırkı ve Hapishane Klanı gibi çeşitli ırkları kişisel olarak ziyaret etti ve onlara miras bilgilerinin tamamını tek tek aktardı. Böcek Klanı, Otomat ırkı ve diğer ırkların hepsi hoş bir sürpriz yaşadılar ama endişeleri de vardı. Orijinal evrendeki neredeyse tüm süper güçlerin en üst varlıkları arasındaki savaş sona ermişti, ancak sıradan yaşam formları bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Düşük seviyeli savaşlar onlar için felaket olurdu ama üst düzey varlıklar arasındaki savaş onları hiç etkilemiyordu. Elbette eğer bir taraf kaybederse bölgelerindeki canlılar acımasızca katledilirdi. Birleşik güçler kazanamadı. İnsan takımı kaybetmedi. Savaş böyle sona erdi. İki takımın uzun süre birbirleriyle mücadeleye devam edeceği öngörülebilirdi. Bir taraf diğer tarafı ezebilirdi.
edebileceğinden kesinlikle emin olmadığı sürece bu kadar büyük çaplı bir savaş bir daha gerçekleşmeyecekti. Hu Yanbo ölmüştü ve Yunmo Star yok edilmişti. Ancak Babata ölümsüz olduğundan, daha önce Hu Yanbo'ya ait olan güç alanını, dünya çevresindeki alan hariç, geri alarak Yunmo, yıldızını hızla yeniden inşa etmişti. Mor yıldızlar, kara bulutların arasından ışıklarını Yunmo yıldızına parlattı. Dünyada her türden gezegenden toplanmış savaşçılar vardı. Yunmo Star'ın efendisine en sadık savaşçılar bu adaylar arasından seçilirken, onlar gezegende sıkı bir şekilde eğitiliyorlardı. Bana gelin, Aulu o Star'daki aptallar, karşısındaki kampta dev bir varlık kükredi. Burada bekliyorum. Yapabilirsen gel. Devin alnında kırmızı bir boynuz vardı. Kampın hemen dışında duruyordu. Karşı taraftaki üyeler rahatsız oldu. Biri dışarı çıkmaya çalıştı ama geri çekildiler. Ne manyak. İntihara mı meyillisin? Kamptan bir ses geldi. O manyak için endişelenme. Ha ha ha, vahaha, tek boynuzlu dev adam pervasızdı. Aulu o Star'daki aptallar, sizler korkaksınız. Benim karşımda sonsuza kadar korkak kalacaksınız. Gökyüzünde bir varlık belirdi. Gökyüzünde süzülürken gündelik, gümüş beyazı bir pelerin giyiyordu. Aşağı baktı ve fısıldadı. Yunmo Star yok edilmeden önce böyle mi görünüyordu? Babata onu yeniden inşa etmek için çok zaman harcadı. Görünüşe göre Hu Yanbo onun üzerinde güçlü bir etkiye sahip, sonra Luo Feng uçmaya devam etti. Rahat bir şekilde uçtu. Ne güvenlik görevlileri ne de diğer tespit araçları onu fark etmedi. Bazı savaşçılar onun önünden uçarak geçti ama onlar da onu fark etmediler. Uzay ve zaman üzerinde gerçek kontrolün anlamı buydu. Yunmo yıldızını gözlemlemek istediği için bir süre uçtu ve siyah kalenin üstüne ulaşması biraz zaman aldı. Luo Feng aşağıya baktı ve "Babata!" diye bağırdı. Sarayın içindeki tahtta siyah pelerinli bir çocuk oturuyordu. Alnında iki anteni ve kırmızı gözleri vardı. Yüzü tombuldu. Sevimli görünebilirdi ama diğer gezegenlerden orada gösteri yapan kadın hizmetçiler onun ne kadar korkunç olduğunu biliyorlardı. "Babata!" dedi bir ses. Ha, siyah pelerinli çocuk başını kaldırdı. Şua, ışınlandı ve ortadan kayboldu. Siyah kalenin üzerindeki gökyüzünde, Luo Feng'in gümüş pelerinli formu gökyüzünde duruyordu ve yanında siyah pelerinli bir çocuk belirdi. Siyah pelerinli çocuk Luo Feng'e baktı ve, usta, diye bağırdı. Oldukça rahat görünüyorsun, Luo Feng kıkırdadı. Ama görünüşe göre hala sıkı çalışıyorsun. Artık ışınlanabilirsin. Babata, sağladığınız kaynaklar ve önerdiğiniz yol, dedi. En vasat bile ölümsüz olabilir, benim gibi akıllı birinden bahsetmiyorum bile. Sıradan sınıfın bu savaştan haberi yoktu ama Babata ölümsüzdü ve daha önce ilkel evrene çağrılmıştı. Ölümsüz savaşçılar ancak savaş bittikten sonra geri gelmişlerdi. Ayrıca ilk kaos şehrindeki herkes savaştan bahsediyordu. Ayrıntıları bilmeseler de Luo Feng'in en iyi performans gösterenlerden biri olduğunu duymuşlardı. Luo Feng, hadi Yunmo Star'ın dış uzayına gidelim, dedi. Neden? Babata'nın kafası karışmıştı. Luo Feng, Hu Yanbo'yu dirilteceğim, dedi. Duygularını kontrol edemeyen Babata'nın vücudu sarsıldı. Luo Feng kalbinde iç çekti. Sonuçta Babata Hu Yanbo Boya daha yakındı. Babata ile arasında hala biraz mesafe vardı. Öncelikle Babata ilk başta Luo Feng adıyla çağırmıştı ama Luo Feng güçlendikçe Babata ona saygı duymaya ve ona usta demeye başlamıştı. Luo Feng'e nasıl hayranlık duymazdı? Luo Feng insan ırkının en iyi varlıklarından biriydi, hatta tüm orijinal evrende bile. Tam tersine, Babata ve Hu Yanbo sayısız ölüm kalım savaşından geçmişlerdi ve evrende maceralara atılarak sonsuza kadar vakit geçirmişlerdi. Babata, akıllı bir yaşam formu haline geldiğinden beri Hu Yanbo'yla birlikteydi. Ne kadar yakın olduklarını hayal etmek zor değildi.
Tamam, dedi Babata heyecanla. Hadi uzaya gidelim. Luo Feng başını salladı, Babata'yı aldı ve ortadan kayboldu. Yunmo Star'ın dış uzayında, gümüş pelerini giyen Luo Feng atmosferin dışında dururken Babata da onun yanında endişeli görünüyordu. Yakından izleyin, dedi Luo Feng. Yukarı, Luo Feng önündeki boşluğa baktı. Bir düşünceyle bölgede zaman geriye dönmeye başladı. Yunmo Star'ın yeniden inşa edildiği sahne ve Yunmo Star'ın saldırıya uğrayıp yok edildiği sahne de dahil olmak üzere sahneler yeniden sarıldı. Luo Feng zamanı kontrol etti ve geri sarmayı hızlandırdı. Ha, Luo Feng durdu. Üçgen Yunmo Star uzay gemisi ortaya çıktı. İçinde varlıklar vardı. Bu mu? Babata, Luo Feng'e sordu. Bir düşün önceyle Yunmo Yıldız uzay gemisinin içindeki varlıklar ortaya çıktı. Uzay gemisindeki kontrol odasının önünde yakışıklı bir adam belirdi ve Babata da dahil olmak üzere varlıklar onun arkasında duruyordu. Wuza, Wu Ziya, Babata titremeyi durduramadı ve Luo Feng'e bağırdı. Evet, onlar. Onlar. Luo Feng şaşırmıştı. Babata gerçekten de Hu Yanbo ve hizmetkarlarına daha yakındı. Babata ve Hu Yanbo'ya minnettarlığını göstermek için o ruh kölelerini de diriltmeye karar verdi. Hu Yanbo'nun yardımı şu anda çok az görünüyordu ama onun için oldukça etkiliydi. Donmak, Luo Feng fikrini değiştirdi. Yunmo alanını, Hu Yanbo'yu ve 9 ruh kölesini kilitledi. Herkes olduğu yerde donmuştu. Zamanı geri çevirmek. Luo Feng zamanın orijinaline dönmesine izin verdi. Sanki geri dönen bir bahar gibiydi. Luo Feng, kimseyi kurtarmamaya karar verirse herhangi bir yüke katlanmak zorunda kalmayacaktı. Ama eğer hayatları geçmişten bugüne alarak geri getirmek isterse, ödenmesi gereken bir bedel olacaktı. Ceza aslında Hu Yanbo ve 9 ruh kölesi içindi. Ancak buna katlanan kişi Luo Feng'ti çünkü onlar bunu kaldıramadı. Luo Feng'e göre, bazı ölümsüz savaşçıların yanı sıra evren şövalyelerini de canlandırmak onun için kolaydı. Bir süre sonra Yunmo uzay gemisi gökyüzünde süzüldü. Görünüşe göre Luo Feng o zamandan kalma Yunmo Star uzay gemisini bile geri getirmişti. Eğer bir varlık hala hayatta olsaydı onu geri getiremezdi. Nesnelere gelince, onlar hala var olsalar bile geri getirilebilirdi. Örneğin, var olan gerçek bir hazine, zamanı geriye alırken geçmişten bir hazine getirilerek çoğaltılabilir. Ancak bunun cezası korkunç olacaktır. Tek bir gerçek hazineyi geri getirmek, 10 yeni gerçek hazine elde etmekten daha pahalıya mal olurdu. Elbette Yunmo Star uzay gemisini geri getirmenin cezası Luo Feng için hiçbir şey değildi. Sonuçta Yunmo Star uzay gemisi bir hazine bile değildi. Hua, kapı açıldı ve siyah pelerinli yakışıklı bir adam heyecanla kapıdan içeri girdi. Bir adım attı ve boşluğa doğru yürüdü. Arkasındaki ölümsüz savaşçılar da birer birer dışarı çıktılar. Hepsi heyecanlı ve gergin görünüyordu. Yakışıklı, siyah pelerinli adam Luo Feng'e baktı ve ardından yanındaki siyah pelerinli çocuğu fark etti. Babata, bağırdı. Büyük kardeş, Babata artık dayanamadı. Yakışıklı adam Hu Yanbo'nun yanına ışınlandı ve ona sarıldı. Bu adam onun için hem bir ağabey, hem de bir baba gibiydi. Ağabey, 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 Babata, Hu Yanbo'yu kucaklarken bağırmaya devam etti ve sesi, Hu Yanbo'yu ne kadar özlediğini gösteriyordu. Luo Feng uzaklara baktı ve içini çekti. Babata gerçekten de Hu Yanbo ile yakındı. Hu Yanbo ve 9 kölesinin hepsi sersemlemişti. Hepsinin geçmişten anıları vardı, dolayısıyla öldüklerini biliyorlardı. Ama şimdi geri getirilmişlerdi. Bir evren ustası zamanı geri çevirip onları yeniden mi canlandırdı? Nasıl? Onları daha çok şaşırtan ise daha önce sadece akıllı bir yaşam formu olan Babata'nın onlara ışınlanmış olmasıydı. Işınlanma mı? Babata. Evet, Babata başını salladı. Ustam Samanyolu sürüsü lideri Luo Feng'in yardımıyla artık ölümsüz bir imparatorum ve ışınlanabiliyorum. Samanyolu sürüsü
örgüsü lideri mi? Hu Yanbo ve ruh kölelerinin hepsi şaşkına dönmüştü. Elbette Samanyolu'nu biliyorlardı. Hu Yanbo'nun Samanyolu'nda bir toprağı vardı ama onlar herhangi bir sürü lideri diye bir şey duymamışlardı. Bir Samanyolu sürüsü liderinin dirildikten sonra burada olmasını beklemiyorlardı ve daha önce akıllı bir yaşam formu olan Babatan'ın şimdi hepsinden daha güçlü, ölümsüz bir imparator olduğunu hayal edemiyorlardı. Sonuçta Hu Yanbo yalnızca bir memurdu. Ne kadar süredir ölüyüz? 10 milyon yıl mı? 100 milyon yıl mı? Hu Yanbo sormadan edemedi. Peki bu Samanyolu sürüsü lideri Luo Feng kim? Samanyolu sürüsü lideri, insan ırkının en üstün varlıklarından biridir ve aynı zamanda, orijinal evrendeki en üstün varlıklardan biridir, diye yanıtladı Babata. Zamanı geri döndüren ve hepinizi dirilten usta Luo Feng'ti. Bu usta Luo Feng, uzaktaki Luo Feng'i işaret etti. Hu Yanbo ve köleleri, uzakta duran gümüş pelerinli adama bakmak için döndüler. Dikkatleri tamamen Babatan'ın üzerindeydi. Luo Feng'i işaret edene kadar onun orada durduğunu fark etmemişlerdi bile. Hua, gümüş pelerinli adamın ileri doğru yürümesi Hu Yanbo ve kölelerini hayrete düşürdü. İnanılmaz, bu, zamanı geri çevirebilen bir varlıktı. Böyle bir varlığın önünde hiçbir şey değillerdi. Gümüş pelerinli adam, öğretmen Hu Yanbo, dedi. Bir süre sonra, öğretmen Hu Yanbo'nun evren numarasını biliyorum, Luo Feng gülümsedi. Sanal evrene bağlandığınız sürece numaramı kişi listenizde görebilirsiniz. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Öğretmen Hu Yanbo ve Babata uzun zamandır birbirlerini görmüyorlar. Bu yüzden ben ikinizi yalnız bırakın. Daha sonra arkasını döndü ve ortadan kayboldu. Hu Yanbo ve ruh köleleri ancak Luo Feng'in gittiğini gördükten sonra rahatladılar. Babata, abi, usta Luo Feng sana minnettar, dedi. Uzun zaman önce ölmüş olmanıza rağmen onun eğitmeniydiniz ve daha önce ona fayda sağlayan mirasınızı bıraktınız. Bu kadar gergin olmanıza gerek yok. Açıkça konuşabilirsiniz. Ağabey ve geri kalanınız, neden korktunuz? Seninle konuşamadı bile. Maymun şeklindeki ölümsüz savaşçı, kulağa basit geliyor ve bunu hepimiz anlıyoruz, dedi. Bu bir evren efendisi Babata. Bizim için Ganbu evren ülke efendisi zaten kadim ve yenilmez bir varlık. Evren efendilerine gelince, onlar insan ırkının zirve varlıkları. Her ne kadar büyük kardeş Samanyolu sürüsü liderine bir iyilik yapmış olsa da, onu tanımıyorduk. Onun gibi güçlü bir varlıktan kim korkmaz ki? Tek bakışıyla bizi öldürebilir. Hu Yanbo derin bir nefes aldı ve Babata'nın başını okşadı. Babata, onunla daha önce de savaştın ve zayıf olduğundan beri onunla birliktesin. Onunla birlikte büyüdün, bu yüzden onunla rahatsın. Onu doğrudan tanımıyorduk, bu yüzden uslu olmamız gerekiyor. Bana bir iyilik borcu olsa bile umursamaz olamam. Aksi halde başım belaya girer. Etrafındaki herkes başını salladı. Yeryüzünde eski bir atasözü vardı. Kralın yanında olmak, bir kaplanla yaşamakla eş değerdir. Mutlak güce sahip bir varlıkla karşı karşıya kalındığında dikkatli olmak gerekiyordu. Bu bir iyilik borçlu olsa bile, milyarlarca gezegendeki canlıları katledebilen ve sayısız varlığı kurtarmak için zaman ayırabilen evren efendi dünyadaki bir kral gibi hayranlık içindeydi. Sıradan ölümsüz savaşçılar tarafından, ölümsüz savaşçıların çoğu hayatlarında bir evren efendisi görmeyi bile umut edemezlerdi. Tamam aşkım, Babata başını salladı. Ne dediğini anlıyorum. Usta Luo Feng gücünü bastırıp bana eskisi gibi davransa da bazen hala gergin oluyorum. Daha önce ona, Luo Feng derdim ama şimdi bunu yapmıyorum. Bu majesteleri,
Hu Yanbo gülümsedi. Yüce bir varlık, majestelerini doğrudan ortaya çıkarmasa bile, statüsü nedeniyle ona hala saygı duyuyoruz. Saygısı olmayanlar uzun yaşayamaz. Sadece bozuk mirasımın bu kadar büyük bir varlığın yetiştirilmesine yardımcı olacağını beklemiyordum. Hu Yanbo'nun arkasındaki sarı tenli adam şöyle dedi, Babata, ilk tanıştıklarında Luo Feng onlarla hikayeleri hakkında konuşmak istemişti ve Babata da onlara bilgi vermişti. Hu Yanbo ve köleleri, Luo Feng'e nasıl bağlı olduklarını anladılar. Ancak Babata onlara briefing vermeyi bitirdikten sonra Hu Yanbo ve diğerleri inanılmaz derecede gergin görünüyordu. Luo Feng onlarla sadece kısa bir süre konuşmuştu ve sohbet edemeyecek kadar gergin oldukları için ayrılmıştı. Hu Yanbo ve onun ruh kölelerine gelince, hepsi bir dünyalının sadece 200 bin yıl sonra nasıl tüm insan ırkındaki en yüce varlıklardan biri haline geldiğini merak ediyorlardı. Hu Yanbo ve diğerleri bu süreçte ona yardım ettikleri için gurur duyuyorlardı ve hepsi aptal olmadıkları sürece önlerinde parlak bir gelecek olduğunu anladılar. Artık yüce bir varlığa bağlıydılar. Babata, Usta Luo Feng'in ölümsüz olmadan önceki her şeyini biliyorum, dedi. Ölümsüz olduktan sonra giderek daha da güçlendi ve bu noktada ben de giderek daha az şey biliyorum. Ne olursa olsun, bildiğim hikayeler yeterince büyüleyici. Usta Luo Feng'in mükemmel bir zihni ve mükemmel bir iradesi var. O gerçekten eşsiz bir yetenek. Ben sana dünyadaki felaketler ve yetenekler savaşı hakkında bir şeyler anlatacağım. Samanyolunda, Luo Feng sessiz alanda yürüdü. Durumu yükseldikçe kendini daha yalnız hissetti. Ailesi, karısı, çocukları ve anne babası gibi ondan asla uzaklaşmayacaktı. Ancak arkadaşları için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Rong Jun ve hatta Hon ve Yıldırım Tanrısı gibi birlikte savaştığı arkadaşları bile ondan uzaklaşacaktı. Aksine, onunla birlikte büyüyen ve insan ırkının kıdemlileri hakkında pek fazla bilgisi olmayan Wei Wen, hala Luo Feng'e eskisi gibi davranıyor. Gücümü bastırsam bile ona hala hayranlık duyuyorlar. Eğer onu dışarı çıkarırsam evren şövalyeleri bile gözlerimin içine bakmaya cesaret edemez. Luo Feng aslında oldukça yalnız hissediyordu. Hu Yanbo'yu ve köleleri dirilttiğinde daha önce sahip olduğu tüm arkadaşlarını hatırlamadan edemedi. Tıpkı Fire Hammer Squid'ın ilk kez savaşçı olduğu zamanki gibi. Yutucu canavara, altın boynuzlu canavar, karşı mücadele sırasında ölen arkadaşları gibi. Ruhunu ona devretmişti ama diğerleri öldü. Onları diriltebilir miydi? Hayır, yapamadı. Evren efendileri zamanı tersine çevirebilse de geçmişteki eşlerini diriltemedi. Yutan canavarla savaşırken ölen kahramanlar yalnızca yıldız gezgini seviyesindeydi. Yani yaşayacakları yalnızca 1000 yıl vardı. Eğer onları diriltmeye çalışsaydı gerçekten de yerlerini bulabilirdi. Zamanı geri almanın cezası Luo Feng tarafından karşılanabilirdi. Ancak o zamanın geçişinin onlar tarafından karşılanması gerekiyordu. Ölümsüz savaşçılar zamanın geçmesine kolaylıkla katlanabilirdi. Geçmişteki arkadaşlarına gelince, onların bedenleri zamanla zayıflayıp çürüyecek ve birden fazla beden olmadığında ruhları hızla kaybolacaktı. Zaman geri alınsa bile Luo Feng onlara hiç yardım edemezdi. Bu, zamanı geri almanın zayıf yönlerinden biriydi. Yeteneklerinde birkaç istisna olduğu için mükemmel değildi. Luo Feng içini çekti ve uzaktaki saraylara uçtu. Samanyolu'nun kutsal ülkesiydi. Luo Feng'in saraylarının bulunduğu yer. Samanyolu'na geri döndükten sonra Luo Feng, sarayının etrafındaki
üzerindeki zamanı ve mekanı yeniden inşa etti. Uzay ve zaman üzerindeki kontrolü sayesinde, bölgenin uzayını ve zamanını ondan izole etti. Sıradan uzay gemileri geçse bile bu uzaya ve zamana giremezlerdi. Bundan sonra Luo Feng, evren ustası olduktan sonra ilk uygulamasına başladı. Luo Feng'in Samanyolu'ndaki evinde, orijinal evrendeki neredeyse tüm yüce varlıkları kapsayan benzeri görülmemiş savaş sayesinde, büyük bir üne kavuşmuştu. Ayrıca Luo Feng'in evi dışarıdaki diğer ırklar tarafından, Samanyolu kutsal toprakları veya Samanyolu ini olarak adlandırılıyordu. Burası Luo Feng'in yaşadığı yerdi. Diğerleri bir yana, bir ordu bile ona hiçbir şey yapamazdı. Samanyolu kutsal topraklarında 10 milyar kilometre uzunluğundaki mozole kayığı uzayda yavaşça süzülüyordu. Luo Feng onun içindeki miras alanında pratik yapıyordu. Bıçak tekniğini yarattığımdan ve mirası aldığımdan beri herhangi bir bıçak tekniği yaratmadım. Yıldız Kulesi Luo Feng'in avucunun üzerinde yüzmeye başladı. Benim de yıldız kulem var ama yalnızca 3. seviye gravürleri kullanabiliyorum ve bu zaten Nirvana enkarnasyonu kadar karmaşık. Normalde gravürleri kullanmak teknik oluşturmaktan daha kolaydı. Örneğin, Peng Gong ustası, Karanlık ustası ve Star River ustası gibi evren ustaları, evren yüce usta düzeyindeki teknikleri yaratmamışlardı. Ancak o seviyedeki gravürlerden faydalanabiliyorlardı. Ve Luo Feng'in bu seviyede bir bıçak tekniği yaratabilmesi, bundan daha gelişmiş gravürlerden yararlanabileceği anlamına geliyordu. Luo Feng, Yıldız Kulesi sahip olduğum en gizemli gerçek hazinedir, diye düşündü. Hem mausolyum teknesi hem de Shivu kanadı makine tipindedir ve her ikisinin de belirgin işlevleri ve güç sınırları vardır. Blood Shadow Blade'e gelince, o sadece bir embriyo ve tüm tekniklerin benim tarafımdan yaratılması gerekiyor. Sadece Yıldız Kulesi çok gizemlidir. Savaştan önce Luo Feng'in, Yıldız Kulesi'nin neden usta tanınması konusunda bu kadar katı gereksinimlere sahip olduğu konusunda kafası karışmıştı. Ancak yeterince güçlü olmadığından, benzersiz yeteneklerinin tamamını henüz keşfetmemişti. Savaştan sonra Luo Feng, Yıldız Kulesi'nin ilk özel avantajını öğrendi. Ruhları korumada diğer yüce gerçek hazinelerden çok daha etkiliydi. Şimdi bunları dikkatle anlayacağım. Luo Feng artık gravürleri hemen anlamaya başladı. Miras alanındaki zaman dışarıdakinden 10 bin kat daha hızlıydı. Bu da onu daha verimli kılıyordu. Luo Feng bir evren ustası olduktan sonra nihayet gücünü kapsamlı bir şekilde geliştirmeye başlayabildi ve bu seviyede gücünü en üst düzeye çıkarmaya çalıştı. Dışarıdan bakıldığında çok daha uzun olan yüzlerce yıl geçti. Luo Feng uzun bir süre sonra miras alanında gözlerini açtı ve kaşlarını çarptı. Ataların Tanrı Okulu beni mi arıyor? Ataların Tanrı Okulu'nun alt üyesi olduktan sonra ataların tanrıları tarafından kendisine verilen bir jetonu çıkardı. Atasal tanrıları görmeye gitmem mi gerekiyor? Luo Feng'in kafası karışmıştı. Eğer hala vasat bir seviyede olsaydı ataların tanrısı okulunun emir vermesi normal olurdu ama şimdi farklı bir statüye sahipti. Gücü önceki savaşta ortaya çıkmıştı. Ataların tanrı okulu onu ancak özel koşullar altında arardı. Üstelik ona gerçekten ihtiyaçları olsa bile onu doğrudan çağırmak yerine bir peygamber gönderebilirlerdi. Savaştan sonra üç atasal tanrıyla da konuştum ve hiçbiri kibirli değil, diye düşündü Luo Feng. Beni çağırmalarının bir nedeni olmalı. O zaten orijinal evrende zirvedeki bir varlıktı ve büyük varlıklar birbirleriyle konuşurken, karşılıklı saygının olması gerekiyordu. Şu an, Luo Feng ortadan kayboldu. Ataların Tanrısı Okulu, Ataların Tanrısı gizli bölgesindeki Baohine Adası. Luo Feng'in yaşadığı saray hala oradaydı. Gümüş pelerinli bir varlık ortaya çıktı ve ardından sönen bir ışık geldi. Bu Luo Feng'ti. Uzun zaman oldu, Luo Feng etrafına baktı. Luo Feng, bir ses geldi.
Buraya gel. İnsanlar hakkında sana söylemem gereken önemli bir şey var. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. 心中的拉扯，困兽在低吼，阴雨的沉默，透露一丝丝苦涩，与你不再迷伤痛，别再带着泪入睡，曲曲折折的时间，答案不一定绝对，伤口因为爱串联，让我们痛不禁间。 闪烁的光芒。